Efendim iyi akşamlar. Bugün programımızı biraz erkene aldık. Cüneyt Özdemir 5N1K'da yerini bana bıraktı. Ödünç verdi bu saati. Ben de kendi saatimi 21.30'u bugünkü önemli maça devrettim. Dolayısıyla kendi içimizde şöyle bir yer değişikliği yaptık. Ama önümüzdeki haftadan itibaren tabii ki herkes aynı saatte kendi saatinde olacak. Bugün aslında iki konuyu konuşacağız. Özellikle internete yasak geliyor mu gelmiyor mu? Yetkililer gelmiyor diyor ama uzmanlar acaba ne diyor? Konuşmaya devam edeceğiz. Aman çok konuşuldu bu konu demeyin. Çünkü hepimizi yakından ilgilendiriyor. Twitter ve e-mail yoluyla da sorularınızı lütfen atın. Ve tabii Başbakan Erdoğan'a yönelik olmadığını söylese de Kastamonu valisi yine de yapılan saldırı gündemde. PKK'nın üstlendiği söylendi. Acaba tehlikeli bir tırmanış mı var seçimlere doğru? Bu konuyu da konuşacağız. Ama önce bugünün gündemine vuran iki fotoğraf karesi. Şu meşhur fotoğrafla başlayalım. Hillary Clinton'ı görelim. Bin Laden'e düzenlenen operasyon sırasındaki çekilen fotoğraf biliyorsunuz günlerdir tartışılıyordu. Hemen görebilirsek eğer Hillary Clinton'ın fotoğrafını önce istedim. Çünkü bunlar öbür görüntüler. İşte bu fotoğraf evet. Hillary Clinton'ı görüyorsunuz elini ağzına kapatmıştı ve bütün dünyada bu fotoğraf çok ilgi çekti. Herkes şu soruyu sordu. Acaba orada ne izliyorlardılar ki, ya da izletiliyordu ki Hillary Clinton yüzündeki bu dehşet ifadesiyle ağzını kapatarak görüntülere bakıyordu. Hatta şu yorum bile yapıldı. Orada insani tepkiyi tek veren isim Hillary Clinton'dı diyerek yorumlar getirmişlerdi. Hillary Clinton'dan bugün bir açıklama geldi. Şöyle bir açıklama. Vallahi son derece zor dakikalar yaşadık ve ben nezleydim, hastaydım. O an çekilmiş kare belki hapşırmamak ya da öksürmemek için ağzımı kapatmıştım dedi. Ve belki de dünya basınına dehşet anlarını işte böyle seyrettiler yorumlarını biraz hafifletmek istedi. Hillary Clinton'ın yaptığı yorum böyle. Hastaydım ve bu nedenle ağzımı kapatmıştım diyor. Ama şöyle bir yakından bakalım. Pek de öksürüp ya da hapşıracakken çekilmiş bir fotoğraf karesi gibi de görünmüyor. Yine de kendi açıklaması bu yönde. Onun dışında Osama Bin Laden'in fotoğrafları dünya basına yansıyacak mı yansımayacak mı tartışması yaşanırken kanlı fotoğraflar basına yansıdı. Bunlar operasyon sırasında öldürülen Osama Bin Laden'in evinde yanında olan bazı isimlerin görüntüleri. İşte böylesine sansürlenerek verilmesi gereken fotoğraflar. Dolayısıyla Amerika fotoğraflar böyle bu şekilde o yüzden yayınlamıyoruz diyor. Bunlar da bugünün gündemine damgasını vuran fotoğraflardı. Bunlarla başladık ne oluyor ama birazdan birlikte olacağız. Ali Saydam ve Deniz Zeyrek. Bizimle birlikte olacaklar. Şu internet meselesini etraflıca konuşacağız. Bizden ayrılmıyorsunuz. Sorularınızı bekliyorum. Birazdan birlikteyiz efendim. Evet, şu internet meselesi dedik. Gerçekten internet meselesi deyip geçmemek gerekiyor. Çünkü acaba sansür mü var sorusunun cevabını arıyoruz. Şimdi önce isterseniz bütün birkaç gündür devam eden tartışmaların ardından bugün Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu Başkanı Tayfun Acerer bir açıklama yaptı. Onu dinleyelim, onun üzerinden konuşalım. Bakalım bu açıklama bizleri tatmin etti mi, sizleri tatmin etti mi? İsteyen kullanıcı güvenli internet profiline geçer, istemeyen şu anki durumuyla aynen devam eder. Şu anki internet yapısını standart profil diye tanımlarsak ve şu anki profilimi de değiştirmek istemiyorum. Bunun için herhangi bir işlem yapmayacağım. Eğer bir kullanıcı, bir abone güvenli internet profilini kullanmak istiyorsa o zaman o kullanıcı işlem yapacak. Servis sağlayıcıya müracaat edecek. Evet, iki konuğumuz var. Bugün Radikal Gazetesi'nde çok geniş bir biçimde konuyu ele almış ve neyin ne olduğunu yazmış Radikal Gazetesi Ankara Haber Müdürü Deniz Zeyrek Ankara'dan konuğumuz. Yanımdaysa Ali Saydam var. Türkiye Bilişim Vakfı Yönetim Kurulu üyesi olarak sizi tanıtıyoruz seyircilerimize ama aslında o kadar çok şapkanız var ki Akşam Gazetesi yazarı, pek çok dergide yazar ve Berksay İletişim ne diyoruz? Berksay İletişim Grubu. İletişim Kurulu'nun da başkanı mı? Evet.
Ama dediğim gibi bugün Birleşim Vakfı Yönetim Kurulu üyesi olarak sizi ağırlamak istedim. Şimdi öncelikle yapılan açıklama iletişim açısından doğru mu? Yani bugün internet kullanıcısı bu açıklamaya bakarak oh içim rahatladı diyebiliyor mu? Hayır, hiç kimse diyemedi. Geç kalmış bir açıklama. Böyle bir şeyin iletişim boyutu, yani bilişim boyutunu bir tarafa bırakıyorum, iletişim boyutunda çok ciddi bir beceriksizlik olduğunu düşünüyorum şahsen. Şimdi bakın şöyle ifade edeyim. Türk parasından 6-0'ın atılması sürecini Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası ne kadar ciddiyetle ve yoğunlukla yönetti hatırlayın. Reklamları yaptılar, anlattılar, alt tarafı 6-0 atılacak. Şimdi siz Türkiye'de bir özgürlük alanının kısıtlandığı algısını yaratacak bir işleme kalkıyorsunuz. Oysa çok daha farklı anlatılabilirdi. Yani şu anda müpemiyet, yani belirsizlik olan her yer siyasi iktidarın da aleyhine çalışıyor. O kurumun da aleyhine çalışıyor. Bunu ben anlamakta zorluk çekiyorum. Yani neden bunu önceden, bu açıklama çok önceden yapılabilirdi? Oysa birdenbire 22 Ağustos'ta 4 tane filtre birden gelecek. İşte çocuk, işte aile, yurt içi ve standart hepsinde mutlaka bir kısıt var falan. Böyle bir dehşetengiz durum inanılır gibi değil. Yani bu çok talihsiz buluyorum. Yani bu şey peş peşe alt alta yazdığınız zaman, yani burada bir belirsizlik var. ÖSYM'de bir belirsizlik var. Evet. Yani böyle anlatıyorlar. Önce bir şey yapıyorlar. Ondan sonra anlatıyorlar. Gene kafalar karışık. Yani her yerde bir genelde böyle bir belirsizlik ortamı yaratılıyor. Son 2-3 ay içinde olan şeyler bunlar. Bunun bilerek buna karşı bu Tayfun Acarer'in bugün yaptığı tabii iyi niyetle yapılmış bir açıklama ama yetmez ki yani bu Allah'tan arkadaşlarımız işte gazetede yazıyorlar da neyin ne olacağı aşağı yukarı anlaşılıyor. Şimdi bu arada seyircilerimizden çok sayıda mail ya da Twitter geliyor, tweet geliyor daha doğrusu. İşte niye Tayfun Acarer'i almıyorsunuz ya da Osman Nihat Şen'i ağırlamıyorsunuz Telekom İletişim Başkanlığı Başkanı? Gelmiyorlar. Tabii. Burada biz konuklarla da değil, teke tek ağırlamak istedik. Buyurun gelin sorularımızı cevaplandırın, evet. İnternet kullanıcısını rahatlatın dedik. Gelmemeyi tercih ettiler, bir basın toplantısı düzenlediler. Bu da belki seçime giderken... Kariyerlerle ilgili bir şey. Yani onlara diyorlardı ki konuşmayın falan. Onlar şimdi, da susuyordur yani. Biz ne anlamamız gerekiyor? Şimdi bu daha önce içki yasaklarından da aynı şekilde yaşandı. Aynen, bravo. Çünkü çocuk ve gençlik dendiği zaman bunlar herkesin hassas olduğu bir konu. Hiçbirimiz herhalde çocuklar ya da gençler korunmasın diyemeyiz değil mi? Ama bu birazcık da minareye kılıfını uydurmak anlamına da geliyor. Yani çocuk ve gençleri koruyacağız dediğiniz zaman her yere istediğiniz yasağı getirebilirsiniz gibi de bir algı ortaya çıkmış oluyor. Bu da bunun için geçerli mi? Şimdi bunu çok doğru teşhisiniz. Şimdi bunu doğru düz iletişimle yapsalardı şunu anlatacaklardı. Diyeceklerdi ki ya siz çoluğu çocuğu olan insanlar, siz çocuklarınızın çocuk pornosu izlemesini istiyor musunuz? Yani buna evet, ben çocuklarım çocuk pornosu izlesin diyenlerin sayısının çok fazla olacağını tahmin etmiyorum. Yani peki o zaman ne yapacağız? Demek ki çocuk pornosuyla ilgili bir engel koyacağız. Doğru mu? Şimdi buna evet dediğiniz anda internete engel koyuyorsunuz, oluyorsunuz. Şimdi bu nedenle bunu çok iyi anlatmak lazım. Neyi engelleyeceğiz? Yani öyle bir soyut bir mesele ki bu toplumun ar ve haya duygularını rencide eden dediğiniz anda bu size göre ne bileyim ben şu bardak da rencide ediyor olabilir. Bana göre de bu kalem rencide ediyor olabilir. Yani o yüzden bu alana girmeden bir kamu vicdanı meselesi noktasında bakıp bu meseleyi halledebilirlerdi. Bu kadar komplike olması gerekmiyor. Hı hı. 4 tane filtre. Bir kere filtre dediğiniz zaman bunu olumlu bir şekilde anlatmanız mümkün değil. Siz benim önüme filtre koyuyorsunuz. Benim internete nasıl bağlanacağımı siz karar veriyorsunuz. Oysa internet özgürlükler alanı. Yani İnternette ne kadar çok istersem o kadar çok yere gitmeliyim falan. Algı bu. Şimdi siz bunun önüne filtre getirecekseniz eğer bunu çok iyi anlatmanız lazım. Öyle bir basın toplantısında ortalık birbirine girmişken değil. Başından itibaren bunu medya yapmak zorunda değil ki ya. Şu anda medya yapıyor bunu. Evet, bakın aynen. Bu birinci filtre şu, ikinci filtre bu. Şu anki mevcutluğum zaten standart denen durum. Hiçbir şey değişmiyor. Yani standart denen paket yani veya filtre
Şu anki durumun aynısı. Şimdi gerçekten öyle mi? Hemen bir Deniz Zeyrek'e müsaadenizle. Şu anki durum zaten engelli bir durum. Engelli bir durum. Yani onu biraz daha açıklayalım istiyorum. Deniz Zeyrek bugün gerçekten Radikal Gazetesi'nde herkesin anlayabileceği gibi yazmış. Ama okumayanlar için, Radikal Gazetesi'ni bugün takip etmemiş olan seyircilerimiz için. Deniz, şu standart paketi olanlar duruma devam edecekler. Korkulacak bir şey yok. Engel onlar için değil lafını bir açıklar mısın? Gerçekten öyle mi? BTK Başkanı'nın söylediği gibi mi? Yoksa onun da acaba detaylarında şeytanlar gizli mi? Tabii. Şimdi BTK Başkanı aslında doğruyu söylüyor. Yani yaptıkları planlama standart kullanıcıların bir filtreden geçmesinin önünü açacak bir uygulama değil. Bu mümkün de değil. BTK'nın böyle bir altyapısı da yok. Yani Çin'de filtreleme yapılıyor. Filtrelemenin anlamı şudur. Bir şeyi engellemek olarak düşünmeyin. Bir tarafta kullanıcı vardır, bir tarafta servis sağlayıcı vardır. İşte Google'a bağlanırsınız, Amerika'daki verileri Çin'den takip edersiniz. Çin'deki kullanıcı Google'daki verileri nasıl elde ediyor, nasıl indiriyor, o önemlidir. Filtre dediğiniz şey odur. Çin'de bütün bu sistem bir filtrenin içinden geçerek kullanıcıya ulaştırılıyor. Dolayısıyla Google'a ulaşıp ulaşmadığından daha önemli. Çin hükümeti, Çin'in ilgili yetkilileri son kullanıcının Google bilgilerini hangi kanaldan ne zaman nereleri istediğini biliyor. Bunun bilgisine sahip. Zaten internette özgürlük alanının kısıtlanmaya başlandığı yer burası. Bir kere bunu koyalım. Yani filtre derken şu yasak, şu değil vesaire değil. Filtre sizin internetteki hareket alanınızı, izlerinizi vesaire takip eden bir yapılanmadır. Yani internetinize filtre konulursa sizin bir çeşit internetteki özel yaşamınız mercek altına alınmış olur. Dolayısıyla böyle bir uygulamanın hayata geçebilmesi için bir kere BTK'nın çok büyük hard disklerinin olması lazım, çok büyük veri tabanlarının olması lazım ve çok sayıda insan çalıştırması lazım. Türkiye'de internet kullanıcı sayısı 20 milyonu aştı. Ben böyle bir olanaklar olduğunu zannetmiyorum. Dolayısıyla da standart kullanıcıyı filtreden geçirebileceklerine inanmıyorum. O yüzden BTK Başkanı'nın söylediğinin doğru olduğunu düşünüyorum. Pardon, yani, burada araya gireceğim ama gelen yorumlar öyle değil. Mesela IP numaraları üzerinden standart kullanıcıların da takip altına alınacağını ve standart kullanıcıların filtre edilmemiş sitelere girip ne kadar girdikleri, hangi sitelere girdikleri bir şekilde kontrol edilecek yorumları da yapılıyor. Buna da mı sen hayır, bu olamaz? Bu mümkün değil. Bunun için BTK'nın bir sistem kurması gerekiyor ve bütün hepsini o sistem içinden geç. Ben Dijital Kale dizisini hazırlarken Osman Nihat Şen'e açık açık sormuştum. Siz Baykal'ın videosunun Türkiye'den nasıl çıktığını ya da Türkiye'ye nasıl döndüğünü neden bulamıyorsunuz? Demişti ki bunu bulabilmemiz için bizim Türkiye'deki bütün kullanıcıların her adımını baştan sona kadar izlememiz gerekiyor. Bunun için de Türkiye'deki bütün kullanıcıları filtrelememiz lazım. Türkiye'deki bütün interneti filtrelememiz lazım. Böyle bir şeyi de sansür olarak görüyoruz. Ayrıca böyle bir altyapımız da yok demişti. Hala da aynı noktada olduğunu düşünüyorum. Ama diğer taraftan başka çarpıklıklar var. Birincisi mesela bu karar metnini okuyunca çok net değil. Yani söyleyeceğiniz şey şu: ey internet kullanıcısı, bir şikayetin yoksa, kendine güveniyorsan, işte ben sanal alemde kaybolurum, kendimi işte porno sitelerinde bulurum, başım derde girer, fark etmeden çocuk pornosu unsurları indiririm vesaire gibi bir sıkıntın yoksa buyur yoluna devam et. Ama böyle sıkıntıların varsa, evde çocuğun varsa, onlara korunaklı bir alan yaratmak istiyorsan sana 3 tane imkan sunacağım. 3 tane profil: aile profili, çocuk profili, yurt içi profili. Bunları kullan ve bu sorunlarla karşılaşma. Bütün bu kararın özeti bu. Yani bize söylenmek istenen de bu ama Ali Bey'in de söylediği gibi bir iletişim sıkıntısı var, bir ifade sıkıntısı var. Bunu ifade etmekte zorlanmışlar. Bu metin de gerçekten okunduğunda bu kadar net bir sonuç çıkmıyor. Twitter'dan vesaire gelen, sosyal medyadan gelen o şüpheci yaklaşımların, kuşkuların vesaire nedeni bu. İkincisi, yani güven sıkıntısı da var. Biraz önce sen içki yasağı meselesini verdin. Bir sürü açıklama yapıldı ya, olmayacak vesaire, ama mesela Cumhuriyet Gazetesi Kuğulu Park'ta bir
yıl dönümü kutlamaya kalktığında bu içki yasaklarıyla ilgili düzenleme nedeniyle orada içki servisi yapılamayacak. Çünkü Kuğulu Park'ta ruhsat veren bir şey yok. Cumhuriyet Gazetesi içki satan bir yer olmadığı için ruhsatı yok vesaire. Dolayısıyla Cumhuriyet Gazetesi'nin Kuğulu Park'ta yapacağı etkinliğin içkiden arındırılmış olması, onların inisiyatifi dışında içkiden arındırılmış olması durumuyla karşılaşıyorsunuz. Dolayısıyla da iki ay önce söyledikleri ya böyle şeyler olmayacak vesaire gibi açıklamaların güvenilirliği kayboluyor. Şimdi burada da bence insanların kuşkulanması normal. Bir sürü şey yaşıyoruz çünkü. Peki. Ama benim söylemek istediğim şey şu. Bir sana döneceğim. Bir Ali Say'dan bu senin söylediklerinden yola çıkarak Ali Say'dan'a şunu sormak isterim. Şimdi bakıldığı zaman bu filtre sistemi işte yani çocukları için bir paket, çocukların korunması yönünde bir paket, işte aileyi korumak anlamında ya da genelde mesela açıklama şöyle. Genelde porno ve müstehcen siteler yurt dışı kaynaklı olduğu için yurt paketi alanlarda bu yayınlara girmek konusunda engellenmiş oluyor. Dolayısıyla rahat ediyorlar diye. Ya bu biz dünyada baktık böyle bir şey yok. Yani bu da mümkün mü yani? Tamam evet yapılan bu tip paketler ama bu paketler mümkün müdür? Şimdi şöyle söyleyelim Şirin Hanım. Bir kere melanetin sınırı yok. Yani siz melaneti engellemek şeytanlığı, melaneti, kötü ruhu dünya insanlık tarihinden bu yana savamamış ki şu anki dünyanın durumuna bir bakın haritaya. Zaten görüyorsunuz her yerde bir melunluk var yani. Şimdi bu böyle olunca yani onu oraya kaldırdım bunu buraya. Yani böyle mutlak bir engellemenin olması mümkün değil zaten. Yani bunu İran yapamadı. Yani uzaya şeyden çıktılar uyduya. Gene de interneti kullandılar. Şimdi şöyle ifade edelim. Burada sanki öyle bir şey oldu ki durduk yerde bu mesele gündeme getirilip tartışılma konusu yapıldı. Şimdi ne kadar güzel anlattı arkadaşımız. Mükemmel yani şunu bundan bir ay önce iki ay önce deselerdi ki ya böyle bir hazırlık yapıyoruz. 22 Ağustos'ta bakın böyle bir şey yapacağız. Normal bize başvurmayan bakın çok enteresan bir şey var onu da ifade edeyim. Bize başvurmuyorsan elindeki paketi devam ettiriyorsun demektir veya elindeki filtreyi. Bu filtre lafı talihsiz. İletişim boyutuyla söylenmemiş. Yani teknik arkadaşlarımız ve hukukçular yapmış belli ki bunun ifade biçimini. Yani bunun yani filtre deyince bana şey koyuyorsun ya. Yani engel koyuyorsun, algısı yaratıyorsun daha baştan yani. Evet. Şimdi aramızda biz bugün sizinle konuşacağız şimdi ama aramızda bir filtre olacak. Şimdi bu dediğiniz anda bu negatif bir şey. Şimdi oysa bunu arkadaşımızın anlattığı gibi düzgün baştan ifade edeceklerdi ve bu mesele bitecekti. Yani bu böyle sizin dediğiniz o kadar doğru ki yani yurt içi paketi al, çocuk pornosundan kurtul. Böyle bir şey yok. Zaten çocuğuna hakim olamayan bir aileden bahsediyorsak eğer orada da bir problem var demektir. Şimdi, ama yani çocuk pornosu başta olmak üzere şiddet vesaire ve ahlak dışı işi engellemek istiyorsan güzel bir araç. Ama zaten orada şöyle bir mesele var. Çocuk pornosu bütün dünyada yasak. Çocuk pornosu yurt içi paket, yurt dışı paket değil. Bütün dünyada suç unsuru. Doğru. Çocuk pornosuyla müstehcenliği birbirinden ayırmak gerekiyor. Çünkü çocuk pornosu suç sayılırken bazı normal yani yetişkinlere yönelik porno sayfaları ya da işte müstehcen yayın yapan sayfalar yurt dışında yasak kabul etmiyor. Ve o müstehcen sayfalar konusundaysa devlet bir yasakla porno çocuk pornosu konusunda devletler yasak getirirken müstehcen yayınlar konusunda aileye bırakılıyor. Evet, böyle bir tuhaf durum var. Böyle bir tuhaf durum var. Yani bunun belki sağlanması gerekmiyor mu? Kesinlikle haklısınız. Şöyle bir karmaşa daha var. Sizin söylediğinizde bir ek karmaşa daha var. Şimdi siz bir web sitesi kuruyorsunuz ve bana hakaret etmeye başlıyorsunuz oradan veyahut da bir blogunuzdan başlıyorsunuz yayın yapmaya. Yani fotoğraflı, resimli. Şimdi ben de şikayet ediyorum. Savcılar tutuyorlar. Bunu kapatıyorlar veyahut da engelliyorlar. Şimdi bununla ilgili açıklamalar var. Yani 20 bin tane mi bilmiyorum arkadaşımız daha iyi bilir. 20 bin tane mi ne böyle şey var yani şikayet var. Mesela şimdi bireysel hak ve özgürlükler Türkiye'de çok yeni daha gündeme geliyor. Yani Amerika'da herhangi biri birine hakaret ettiği zaman veya İngiltere'de ne cezalar yiyor biliyor musunuz? Bizde 10 bin lirayla falan kurtarıyorsun. 1,5 milyon dolar, 3 milyon dolar, 30 milyon dolar gelirine göre ceza ödüyorsunuz.
yok oluyor bir gazete, bir televizyon kanalı mahvoluyor o cezayı. Türkiye'de bireysel haklar şu anda internet ortamında daha yeni yeni korunur hale gelmeye başladı. İnternet polisi dedikleri tırnak içinde. Savcılığın başvurduğu yola bunlar çok yeni. Bir şeyi düzelteyim yalnız, demin ben Bilişim Vakfı'nın temsilen bulunmuyorum tabii. Yönetim kurulu üyesi olabilirim ama yani onun adına konuşmuyorum şu anda. Benim şahsi görüşümü ifade ediyorum. Onu muhakkak. Aman Faruk Eczacıbaşı alınmasın. Şimdi Deniz'e soracağım. Ya bu arada siz diyorsunuz keşke Bilişim Başkanlığı Deniz Zeyre'ye söyleseyim şu 5 cümlelik açıklamayla bütün Türkiye aydınlanmış olacaktı. Sonunda Deniz Zeyrek belki böyle bir görev verilebilir önümüzdeki günlerde. Bu işin şakası ama şu işi bize bir açıklayın. İşinden memnunum. Yok şaka yapıyorum zaten. Ali Saydam'ın da söylediği gibi gayet basit bir şekilde herkesin anlayacağı şekilde açıkladın. Şu meseleyi de anlatabilir misin? Şimdi Telekom İletişim Başkanı Osman Nihat Şen diyor ki bu merkezi filtreleme sistemi aslında Türkiye'ye uyan bir sistem değildir. Ama biz site sahiplerinin kendi altyapısı üzerinden erişimi engelleme ya da kontrol etme yönüne gidebiliriz. Budur Türkiye'ye uygun olan. Bu ne demek oluyor? Yani sadece kullanıcı değil, site yaratanlar için de bir sorun mu teşkil ediyor? Sorun mu olacak? Bu da bir ters taraftan bir olayı yeniden düzenleme, yorumlama mı? Bunlar teknik konular. Şimdi bakın mesela önemli olan diyelim 10 yaşında bir çocuğunuz var. O çocuğun sizin istemediğiniz yani reşit olmayan bir çocuğun sizin istemediğiniz bir internet sitesine bağlanmasını engellemektir. Burada temel amaç budur. Bunu değişik yöntemlerle yaparsınız. Benim şaşırdığım bu gerçekten AK Parti hükümeti özel sektörün, özel girişimciliğin vesaire desteklediği bir dönem başlattı. Şimdi bu burada nedir mesela? Bunu bilişimciler vesaire çok iyi yapıyor. Siz bugün gidin, deyin ki ben çocuğumun şu sitelere girmesini istemiyorum. Size türlü türlü yazılımlar verirler. Onu bilgisayarınıza yüklersiniz. Siz de bir ebeveyn olarak o bilgisayara, hatta Windows'un kendi üzerinde de vardır, çocuğunuzun girmesini istemediğiniz sitelerin adresini yazarsınız. Bir de kendi bildiğiniz bir şifre koyarsınız. O çocuk o şifre olmadan o adreslere, o yazılıma aşıp girmekte zorlanır. Yani sizin kendi inisiyatifinizle de yapabileceğiniz bir şey. Tamamen ticari bir şekilde çözebileceğiniz bir sorun. Ama burada tuhaf bir şekilde devletin ben yaparım, benim üzerimden yapılabilir gibi bir eğilimi var. Yani madem filtreleyeceksiniz, bırakın bunu internet servis sağlayıcı şirketle onun müşterisi arasında kurulan bir satıcı-müşteri ilişkisi düzeyinde ele alınsın. Siz de denetleme organı olarak onu denetleyin. Şirket eğer bir yanlış yaparsa, şimdi mesela burada bu kararda onun önlemleri var. Mesela biz hep ya biz işte yasaklı siteye DNS ayarlarını değiştirerek ya da işte değişik yansıtıcı sitelerden bağlanamayacağız mı diye bir endişe var 23 Ağustos'ta. Hayır, bağlanabileceğiz. Yani bunu değiştirecek bir sistemleri de yok. Bunun yüzünden beni cezalandıracak mısın? Hayır, yok. Bu kararda anlatılan şey şu. Eğer siz ey internet sağlayıcısı şirketler, aileye ben çocuğunuz porno siteye giremeyecek, size böyle bir profil satıyorum taahhüdünde bulunduğunuz halde babası çocuğu o sitede yakalarsa bunun hesabı var ve siz bunun hesabını ödemek zorundasınız demek istiyor. Sen yani bu buradaki yaptırım, buradaki yaptırım o. Yani aile profili satıyor ama o profil velinin beklentisini, müşterinin beklentisini karşılamıyor. Çocuk profili babanın beklentisini karşılamıyor. Bunların denetimini yapın. Yani BTK bu görevi üstlensin. Ama diğer kısmını bıraksın. Aboneyle internet servis sağlayıcı şirket kendi arasında halletsin. Ya da aboneler direkt bu işin profesyonelleri bunu hazırlıyor. Yani sitelerin filtrelenebileceği birçok yazılım var piyasada. Bırakın insanlarınıza güvenin, halkınıza güvenin, velilere güvenin. Onlara yön gösterin. Deyin ki gidin bunlardan alın, temin edin, yükleyin. Bunlar çok önemli. Çocuğunuzu bunlardan kurtarın. Şimdi diğer taraftan sadece ve sadece yöntem değişecek. Zaten şu anda Türkiye'de 36 bin tane site kapalı. Şimdi emin değilim ama mesela playboy.com da kapalı idi bir zamanlar. Şimdi playboy.com'un müstehcenlik sınırını kim belirleyecek? Bırakın aile belirlesin. Yani bırakın baba, anne belirlesin.
kendi sistemi içinde bunu yasaklasın. Ama bizde işte Osman Nihat Şen ve onun başkanlığındaki bir ekip oturup ben Türkiye'nin ahlaki değerlerinin sınırlarını biliyorum. Playboy.com bizim toplumumuza uygun değildir, kapattım. Böyle şeyler olmaz. Yani yasada 9 tane madde var. Şimdi o maddeler söz konusu olduğunda doğrudan bir internet sitesini kapatabiliyor tip. Yani bunlar çocuk pornosudur, müstehcenliktir, fuhuştur, kumardır, Atatürk'e hakarettir vesaire. Ama şimdi müstehcenlik çok geniş bir kavram. Yani buna evet. Kim karar verecek? Hangi sınırlarda, hangi ahlaki değerler içinde karar verecek? Bu tartışmalı. O nedenle ben şuna karşı çıkıyorum. Yani bu kararda bence kötü niyet yok. Oturmuşlar çok iyi niyetli bir şekilde aileleri bu tür kötü internetin kötü yanlarından korumaya çalışmışlar. Ama bu görev yani aileye, halka, insanlara güvensizliğin de bir göstergesi. Evet. Bırakın onlar kendileri kendi teknolojik evet. olanaklarıyla peki. Bunu sağlasınlar. Siz merkezden yaparsanız her zaman öyle olmasanız bile sansürcü evet. suçlamasıyla karşılaşırsınız. Deniz, bir dakika bekleteceğim. Bu konuda da bir iki sorun var ama şimdi burada sürekli olarak devletin hepimizin hayatını denetleyen, düzenleyen ailemizi bir taraftan telefonlar dinleniyor ve telefon dinlemeleri konusunda gerçekten artık sınır tanımıyor. İnternete düşen videolar var, bunların hukuki soruşturması eksik kalıyor. Diğer taraftan da bu. Deniz'in söylediği gibi belki iyi niyetli olabilir ama burada nerede hükümet yanlış yapıyor? Ya da hükümet de demeyelim, bürokratlar belki de. Evet. Bürokrasi nerede hata yapıyor? Başbakan bunu 2002'de ifade etmişti. Yani bürokratik oligarşi lafı onun ilk defa ortaya attığı bir kavramdı ve o dönemden buraya hatta başbakanın kendisinin şikayet ettiği bir ortamdan söz ediyorsunuz, çizdiğiniz tablo. Yani bundan muhalefetle iktidarla hiçbir alakası yok. Bu pardon ortadaki durum, bu dinleme meseleleri, yani elektronik ortamın bir şekilde kötüye kullanılmasını başlığı altında ele almamız gereken bir şey. Bu hiç sevimli bir şey değil. Fakat bundan dolayı hükümeti bizatihi hükümeti suçlamak çok kolay değil. Çok önemli yasal değişiklikler gerektiriyor ve bu değişiklikleri engellemek söz konusu oluyor. Neden? Çünkü bireysel özgürlüklerin büyük harfle yazıldığı bir ülke değil daha Türkiye. Geleceğiz oraya. Bu bir aşama. Yani şimdi devletin koruma ve kollama diye bir görevi var. Devlet vatandaşlarına yön gösterme, koruma, özellikle eğitim, sağlık, güvenlik gibi evet. konular var ki bu devletin işi. O zaman devlet burada bazı önlemler almak durumunda. Çok özür dilerim. Bu arada ekranlarınızda görüyorsunuz. Bu nedir diyorsanız eğer Obama Ground Zero, yani 11 Eylül'de yıkılan ikiz kulelerin olduğu yere gitti ve orada çiçek koydu. Şu anda bir anlamda etinden sütünden yararlanıyor evet, şeyin. 11 Eylül'ün olayın. Bir anma, küçük çaplı bir anma töreni yapılıyor. Evet. Usama Bin Laden'in öldürülmesinin hemen ardından gelen bu tören tabii ki bütün dünyaya ve tabii Amerikalılara verilen çok önemli bir mesaj. Bu arada Bush'un bu törene katılmadığı, gelmediği de gelen bilgiler arasındaydı. Bugün gün boyunca biz de size canlı yayında ekrana getirdik. İletişimde başarılı değil mi Obama? Tabii. Derdini anlatma konusunda başarılı. Çok net, basit. Bir şey söyleyeyim de evet. bu konuda evet. izleyicilerimiz dikkat etsin. Obama'nın basın toplantılarına ve açıklamalarına kaç dakika konuşuyor baksınlar. Kaç dakika konuşuyor bakın. 15 dakikayı geçiyor mu geçmiyor mu saat tutsunlar. Evet. Yani 15 dakikada anlatıyor 3 kelime 5 kelime. Her 6 yaşındaki çocuğun anlayacağı şekilde anlatıyor. İletişimde bu zaten. Yani İletişimde o yüzden bizim bu 22 Ağustos'taki hikayenin bu kadar komplike haline getirilmesini evet. anlamakta anladım. Zorluk çekiyorum ben. Deniz Zeyrek, son olarak şu herkesin yine anlayabileceği şekilde şu meseleyi de bir açıklık getirir misin? Yine bugün bütün internet sitelerinde vardı. Mesela en fazla homoseksüeller, eşcinseller bu işten zarar görecekler. Çünkü yasaklanan kelimeler var yine bu yönetmelikte. Daha önce de konuşulmuştu bu değil, ama. Düzeltmek lazım. Deniz daha iyi bilir ama yasaklanan kavramı doğru değil galiba. Evet, şimdi onu soracağım. Mesela gay, lezbiyen, travesti dediğiniz lazım. Zaman artık bundan sonra giremeyeceksiniz. Bunlar da filtreme sisteminin içine dahil edildi. Bu doğru mu? Hayır, bu iki şeyi karıştırmamak lazım. Bu bahsedilen şey, yani bu isimler işte Haydar vesaire gibi
Bunlar başka bir çalışmanın... Onlardan bahsetmiyorum. Önceden... Bu yine bu filtreleme sistemi dahilinde lezbiyen, gay, travesti gibi kelimelerin sakıncalı olduğu meselesi. Hayır, filtrelemede kural çok basit. İnternet sitelerinin listeleri olacak. Şimdi bir kara liste olacak, bir ak liste olacak, bir de milli liste olacak. Şimdi eğer siz aile paketi alırsanız, aile paketinden kara listede bulunanların dışındaki internet sitelerine ulaşabileceksiniz. Yani orada internet adresleri belli olacak. Çocuk paketi alırsanız sadece beyaz listedeki sitelere ulaşabileceksiniz. İşte milli liste aldığınızda da sadece yurt içinden yayın yapan internet sitelerine ulaşabileceksiniz. Dolayısıyla buradaki filtreleme aslında mevcut olan yasakların bir merkezden kontrol edilmesini sağlayan bir yöntem. Yani sözcük üzerine vesaire yapılan bir yasaklama değil. Tamamen adresler üzerine, IP numaraları üzerine vesaire yapılan bir listelemenin sonucu. Deniz Zeyrek, çok çok teşekkür ediyoruz. Son olarak Ali Saydam, şimdi Başbakan Erdoğan iletişim konusunda son derece başarılı. Yani görüldüğü zaman, ama onun hükümeti döneminde ardı ardına yüksek bürokratların özellikle iletişim kazalarına uğradığını görüyoruz. Bu anlam, bunu nasıl yani yorumluyorsunuz? Burada hükümetin de bir yerde bir zaafı mı var? Ne yapılması gerekiyor? İşte mesela sınav ve öğrenciler hala ayaktalar. Evet, yani burada hükümet sonradan geliyor. Bir tek problem bu. Yani ÖSYM krizi oluyor, onu yönetmede gecikiliyor. Bütün problem bu. Hı hı. Anında çıkıp ortaya ifade etseler... Bu komplo, bize karşı komplo kuruldu. Sizce etkili olan bir mesaj mıdır halka? Bunlar hepsi hükümetimize yani kurdurtmayın, komplo. Kurdurtmayın, iktidarsınız ya. Yani kurdurtma. Yani diyelim ki komplo. Diyelim ki işte ÖSYM şeyi hazırlandı, o sahnelendi. Çık, hemen onu engelle yani. Başbakandan bahsetmiyorum. Başbakanın bunun üstlenmesi yanlış. Yani başbakan üstlenmedi önce zaten. Cumhurbaşkanı tatmin oldum dedi, meclis başkanı tatmin oldum dedi. Bir de işte Cemil Çiçek ben de tatmin oldum dedi. Milletin bakanı bir de dedi. Başbakan bu konuda direkt bir şey almadı önce. Fakat sonra aldı. Yani bunu o bürokrasinin işi. Başbakanın baştan beri ifade ettiği hükümetin tamam diyelim ki bürokratik engeller var ve bürokratik oligarşi meselede hala ağırlığını koyuyor. Diyelim ki böyle. Tamam, o zaman elinizde müthiş bir iletişim kanalı var. Bugün başbakan çıkıp konuştuğu zaman herkes kilitleniyor, dinliyor onu. Yani veyahut da başbakanın bürokratları, yakın bürokratları var. Veya sözcüler var. Bunlar gidip aslanlar gibi anlatması lazım. Önceden bakın alt alta yazın. Yarınki yazımda bahsettim. Yani alt alta yazın, yani ucube meselesi, onun altına yazın ÖSYM meselesi, onun altına yazın İzmir'deki baskın meselesi, onun altına yazın gazetecilerin tutuklanması, onun altına yazın ÖSYM, onun altına yazın işte bu internetin yasaklanması tırnak içinde. Bunların hepsi iletişimle çözülebilecek krizler iken birleşip alt alta bir belirsizlik ve negatif algı oluşturuyorlar. Yazık günah diyorum ben şahsen. Eğer bunu istemiyorsanız, yani hedefiniz bu değilse, yani çünkü iletişim basittir çok. Sonuçta ne istiyorsun yani? Ne hedefliyorsun sonuçta? Bunu mu istiyorlardı? Bu konularda müpermiyet olmasını mı istiyordu? Ve bütün yani, dünya şu anda Türkiye'nin sansürü, internet sansürü olarak yabancı basında internet sansürü diye çıkıyor. Evet. Yazık günah diye mi? Çok teşekkür ederiz Ali Saydam, geldiniz katıldığınız için. Şimdi kısa bir ara vereceğiz. Aradan sonra Kastamonu'daki saldırıyı ve bugün PKK'nın üstlendiği açıklamasını konuşacağız, tartışacağız. Acaba bundan sonraki dönem bizleri neler bekliyor? Biraz mailleriniz ve tweetlerinizi bekliyorum. Evet, bugün konuştuğumuz diğer bir konu tabii dün Başbakan Erdoğan'ın Kastamonu'daki mitinginin ardından konvoya yapılan saldırıydı. Başbakan Erdoğan bu konuda bugün çok sert konuştu. BDP'ye özellikle mesajlarını yöneltti ve adam öldürmekle bir yere varılamaz dedi. Ama aynı zamanda Demokratik Toplum Kongresi eş başkanı Aysel Tuğluk da son derece sert açıklamalar yaptı ve artık sıfır noktasındayız. Kötü şeyler olacak. İktidar, hükümet gereken adımları atmıyorsa biz gereken adımları atarız
yönünde açıklamalar yaptı. Yani siyasetin her cephesinde mesajlar sertleşiyor. Bu sertleşme tabii sokağa da yansıyor. Kastamonu valisine göre bu saldırı Başbakan Erdoğan'ı hedef almıyordu. O yönde bir bilgileri olmadığını söyledi ama saldırıyı PKK'nın üstlendiğini de açıkladı bugün. Şimdi bu durumu değerlendireceğiz. Lale Kemal, Taraf Gazetesi Ankara temsilcisi, Ankara Stüdyo'dan konuğumuz. Bugün Taraf Gazetesi'nde manşetindeydi zaten bu haber. Profesör Doktor Özcan Yeniçeri, MHP'nin Milliyetçi Hareket Partisi'nin Ankara Milletvekili adayı. O da konuğumuz ve Enver Sezgin yazar bizimle birlikte bu akşam. Şimdi önce Enver Sezgin'le müsaade ederseniz başlamak istiyorum. Enver Bey, şimdi bu tehlikeli tırmanış lafını biz çoğu zaman duyarız. Seçimlerden önce de çokça duyarız. Seçim olmasa da zaten bahar aylarında hep duyarız. Dolayısıyla siz bugün bu tabloyu nasıl okuyorsunuz? Gerçekten burada PKK'nın parmağının içinde olduğu bir durum mu var? Yoksa bağımsız bir takım grupların yaptığı bir saldırı mıdır? Derin devlet provokasyonu olabilir deniliyor. Buna inanıyor musunuz? Siz nasıl bir tablo ortaya çıkarıyorsunuz ya da nasıl bir tablo çiziyorsunuz? Şimdi bir kere ben buraya gelinceye kadar internetten PKK'nın bu eylemleri üstlendiğine dair herhangi bir haber, kendi açıklamasını okumadım. Henüz okumadım. Sadece valinin bir açıklaması var. Belki de şu ben geldikten sonra bu açıklamayı yapmışlardır. Onu bilemem. Bu birincisi. İkincisi, Kastamonu valisinin bir açıklaması var. Diyor ki başbakana yönelik bir, doğrudan başbakana hedef alan bir eylem değildir. Şimdi sizin bahsettiğiniz gibi tehlikeli tırmanışı belki binlerce kere söyledik. Peki yani bu lafı niçin kullanıyoruz? Çünkü dağlarda bir takım silahlı adamlar, insanlar vardır. Ve devletin güvenlik güçleriyle savaşıyorlar. Zaman zaman bunlar ateşkes biçiminde başka bir şeye dönüşüyor. Bazen de kendi deyimleriyle aktif eylemsizliğe dönüşüyor. Sonuç ne olursa olsun bir durum var burada. Biz bu dağdaki insanları barışçı bir biçimde dağdan indirmediğimiz sürece bu tehlikeli tırmanışın lafını etmeye devam edeceğiz. Peki şu anda ne oluyor? Şu anda bildiğiniz gibi Türkiye seçimlere giriyor. Ve Türkiye'nin seçimlere girdiği son dönemlerde her seferinde bu tür olaylar oluyor. Bakınız, bir yanı hatırlayıp öbür yanı unutmamalıyız. Kısa bir süre önce de Tunceli civarında bir çatışma oldu ve bir operasyon sonrası ona yakın bildiğim kadarıyla PKK'li öldürüldü. Hayatlarına son verildi. Şimdi bu bunun misellemesi midir değil midir, PKK mi yaptı yapmadı onu bilemem. Ama ortada bir çatışma, tırmanan bir çatışma olduğu gözüküyor. Peki. Bu çatışmayı, peki burada bu çatışmanın ne yaparız da bu çatışmanın tırmanmasını engelleriz? Peki burada soru bir budur bence. Burada bir virgül, PKK içinden gelen çelişkili açıklamalar da var. Onu da size soracağım ama Lale Kemal'e dönmek istiyorum. Başbakan Erdoğan'ın Kürt sorunu yoktur açıklamasının tetikleyici olduğunu düşünüyor musunuz? Yoksa bununla ilgisi yok. Zaten bu süreç böylesine bağımsız birimlerin belki de çomak sokmasıyla gidecekti mi dersiniz? Nasıl, siz nasıl değerlendiriyorsunuz olayı? Yani BDP mesela bu işten ve hükümet, ikisi de karlı çıkacak gibi görünmüyor. Şimdi başbakanın Kürt sorunu bitmiştir açıklamasından önce zaten PKK'nın bir olasılık, özellikle Karadeniz'de bir eylem yapacağı ihtimali üzerinde aslında aylardır konuşuluyordu. Fakat bizim gazetenin bir yazarı bunu çok daha net 27 Nisan'da ortaya koydu. Ben o zaman o makaleyi okumuştum. Bir yerde tabii yani bir beklenti vardı ama başbakanın PKK sorunu, Kürt sorunu yoktur açıklaması belki tetiklemiş olabilir ama bunların hepsi bahane. Aslında biz tabii kangren olmuş bir Kürt sorunu, PKK sorununu 2009 yılı itibariyle askeri olmayan yöntemlerle çözüm politikası açıkladık. Şimdi 84'te başlamış bir terör hadisesi var karşımızda.
Siz 26 yıl olmuş bu olayın üzerinden. Fakat muhalefetiyle özellikle ben muhalefete çok büyük bir sorumluluk yüklüyorum. Bu sorunun çözümü yolunda iktidarın attığı adımlara herhangi bir destek vermemiş. Tam tersine hamasi sözlerle olayın bu Kürt sorununun varlığını inkar etme anlayışıyla bu iş bu noktaya kadar geldi. Yani dünkü operasyon tabii ki çeşitli veçeleriyle yani adli emniyet açısından bakılabilir. Her türlü gerekçe gösterilebilir buna. Ama sonuçta ortada çok ciddi bir sorun var Türkiye'de. Ve bu sorunun çözümü yolunda açıklanan seçim beyannamelerinde de ben çok tatmin edici adımlar görmüyorum. Özellikle ana muhalefet partisinin açıklamalarında. Ve üzücü olan Kürt sorununun çözümü yolunda, tabii ki Kürt sorunu var, yoktur diye bir şey olamaz. Çözümü yolunda ben en azından seçime girecek ve kazanması muhtemel partilerde güçlü bir irade görmüyorum. Evet. Bunun adını koyduk, bir sorundur bu. Ama bu iradenin gösterilmesi şarttır. Evet. Ve her terör hareketinde olduğu gibi burada da dağdan barışçıl indirme sorunun çözümünde anahtar rol oynayacaktır. Evet, peki. Özcan Bey. Şimdi efendim öncelikle şu üç olayı bir arada düşünmek durumundayız. Bunlardan bir tanesi Öcalan'ın son özellikle Aysel Tuğla yapmış olduğu açıklamalar. İkincisi Başbakan'ın Kürt sorunu bir vardır bir yoktur şeklinde ifade eden son açıklamaları. Üçüncüsü de bu eylem ve BDP'nin durumu. Yani şunu herkesin bilmesi gerekir ki vuku bulan her hadise birdenbire münferiden birileri aklına geldiği için yapılmış bir olay değil. Olaylar tamamen birbiriyle alakalı ve birbiriyle bağlantılı. Nitekim İmralı'dan ilk önce Abdullah Öcalan şöyle bir açıklama yaptı. Dedi ki Öcalan, Kürt sorununun çözüme yönelik süren görüşmelerin 15 Haziran'a kadar çözüme ulaşmaması durumunda belirlenecek bütün olaylar değerlendirilecektir. Ve benim tek yapabileceğim buraya gelen heyetle görüşmeleri sürdürmek. Ama öyle anlaşılıyor ki bunlar inisiyatifli değil. Ne orduya ne de AKP'ye burada belirlediğimiz çözümü kabul ettiremiyorlar. Bu çerçevede de bu görüşmelerden sonra artık durum netleşecek ancak çözüme ulaşılmasına yönelik umudum yok dedi. Kendinize güveniyorsanız işte Yemen'deki, Tunus'taki örnekleri peki, görüyorsunuz. Peki. Ben sizi tutmam. Gücünüz yetiyorsa gerekeni yapın dedi. Yani bakın bu çok ciddi bir yaklaşım biçimi. Bunun üzerine bir de başbakanın Kürt sorunu yoktur, Kürt kardeşlerimizin sorunları vardır şeklindeki açıklaması Öcalan'ın umutsuzluğa sevk etti ve bu eylem Öcalan'ın elini güçlendirme eylemidir. Çünkü biliyorsunuz işte devlet Öcalan'la görüşüyor vesaire adı altında ortaya konulan yaklaşım biçimi temel itibariyle şu anda bir eylemsizlik 15 evet. Haziran'a kadar bir eylemsizlik mutabakatına varılmıştı. Şimdi doğrudan doğruya PKK'nın bu mutabakata karşın bu mutabakatı bozucu bir tavır içine girmesi doğrudan bu işleri üstlenerek girmesi çok düşünülemezdi. Bunu belki de kendisinin içindeki de bir grupla bunu gerçekleştirerek Öcalan'ı dikkate almasanız Öcalan'la pazarlığı verimli bir şekilde sürdürmezseniz 15 Haziran'a kadar da seçimi ve sandığı biz speküle ederiz anlamına gelen bir siz böyle okuyorsunuz. Emel Sezgin katılıyor musunuz? Katılmıyorum tabii. Şimdi bence şu anda çatışmayı en son isteyecek o teşkilatın içinde kişi Abdullah Öcalan'dır. Bunun da basit bir sebebi vardır. Çünkü şu anda devletin belli kurumları onunla görüşüyorlar. Ve bu görüşmenin kesintiye uğramamasını istiyor. 15 Haziran'dan sonra da eğer anlaşma olmazsa çatışma yoğunlaşır lafı aslında devlet yetkilileriyle bu pazarların hızlandırılmasına yönelik bir şeydir, bir taleptir. 15 Haziran'a kadar görüşmeler ne olur, nasıl sonuçlanır onu bilemem. Ama 15 Haziran'dan sonra herhangi bir adım atılamazsa Abdullah Öcalan
silahlı eylemlerin tekrar başlayacağını söylüyor. Ama 15 Haziran'a kadar herhalde Abdullah Öcalan çatışmaların yoğunlaşmasını istemez. Bu birincisi. İkincisi... Kim bakın, ister? Şimdi kim ister o zaman? Yaşadığımız durum şudur. Şimdi Başbakan, Sayın Başbakan, Kürt sorunu yoktur, Kürt kardeşlerim sorunu vardır diyor ama zaten Kürt kardeşlerin sorunu varsa Kürt sorunu da vardır. Bunu doğrudan söylemekte fayda vardır. 2005 yılında nasıl söylemişse bunu da tekrarlamakta fayda vardır. Çünkü Kürt sorunu vardır. Ve her günde, bugün de, dün de bize hatırlatıyor. Yapılması gereken şey Kürt meselesinin barışçı çözümünü sağlayacak ortamı sağlamaktır, yaratmaktır. Bunun görevi hem hükümetindir, hem siyasi partilerindir, hem de BDP'nindir. Şimdi bakın, BDP son dönemlerde yeni bir yöntem geliştirdi. Aslında dünyada var olan bir yöntemi kendisi uygulamaya başladı. Sivil itaatsizlik. Sivil itaatsizlik dünyanın her yerinde meşrudur. Bir tek şartla, o da şiddet içermediği sürece. Zaten sivil itaatsizlikse şiddet içermez. Dolayısıyla burada yapılması gereken şey aslında BDP'nin bu eylemlerini devletin iyi idare etmesiydi. Ama ne yazık ki devlet bu sivil itaatsizlik eylemlerini iyi idare edememiştir. Evet, bu eylemler sırasında bir takım Kürt gençleri bir takım şiddet eylemlerine başvurmuşlardır, taş atmışlardır. Fakat bu bile devletin bu politikasının iyi yürütüldüğü anlamına gelmez. Burada bence devlet sınıfta kalmıştır. Bizim tekrar tekrar düşünüp nasıl yaparız da bu Kürt meselesini şiddetin dışına taşırız da yanıt vermemiz gerekiyor. Peki. Lale Kemal'e döneceğim. Lale, şimdi biraz önce sen de altını çizdin. Bir yazar dedin ama ben söyleyebilirim. Emre Uslu aslında. Ve kendisinin de polis teşkilatıyla yakın ilişkileri olduğunu biliyoruz. Saldırıda polise yönelik yapılıyor. Oysa biz zamanında biliyoruz ki PKK saldırıları genelde jandarmayı, askeri hedef alır. İlk defa polise yönelik bir saldırıydı. Bunun sence bir karşılığı, bir anlamı var mı? Bu anlamda nasıl okumalıyız bunu? İkincisi, polise yakın ya da kaynaklarının, istihbaratının o yönden olduğunu bildiğimiz bir yazarın bunu daha önceden biliyor olması, polisin de elinde istihbaratı, bunu nasıl okumalıyız? Dolayısıyla burada kim bu işten faydalanıyor sorusunun izleri acaba aranabilir mi? Ben polise ilk kez PKK'nın polise yönelik saldırısı diye görmüyorum. Çünkü geçmişte de oldu ama özellikle bu spesifik olayda polisin hedef alınmış olması bence iktidara bir mesaj burada. Öyle okuyorum ben. Bu çok açık. Bir de tabii siz o soruyla yani Emre Uslu daha önce bir istihbaratını kamuoyuyla paylaşmıştı ama o kamuoyuyla paylaştı ama emniyet ve istihbarat örgütleri zaten böyle bir olasılığı kendi işlerinde zannediyorum iletmişlerdir ilgili kurumlara, taraflara. Ya terör hareketinin en zor yanı zaten istihbaratın olsa bile bunu durdurmak, engellemek o kadar kolay değil. Çünkü sonuçta karşında düzenli bir orduyla savaşmıyorsun. Bu savaşta çok kalleşçe yöntemler uygulanabilir. Yani bu her iki taraf için de geçerlidir. İstediğin kadar istihbaratı al, bir anda gözü dönmüş birinin, kaybedici olmayan birinin atacağı bir bomba terör eyleminin gerçekleşmesiyle sonlanabilir. Hep o yüzden diyoruz ki bu tabii ki dünyada örnekleri var. İşte İspanya, İra örneği, İngiltere'de terör tamamen bitirilemiyor ama minimize edilebiliyor. Bu tür saldırılar, insan yaşamını kasteden olayların önlenmesi için mutlaka önümüzdeki dönemde siyasi çözüme ağırlık verilmesi şart. Şimdi bakın, seçimlere kısa süre kala zaten artık hepimiz biliyorduk ki Reşadiye'de olduğu gibi PKK ya da hangi örgütse bir bireysel eylemi gerçekleştirecekti. Yani
sistematik değil ama bir uyarı niteliğinde. Bu gerçekleşti Kastamonu'da maalesef. Fakat bunun mesela ilk başta sorduğum bir soru vardı. Bu derin devlet mi, PKK'nın parmağı var mı? Şu anda Kastamonu Valisi'nin yaptığı bir açıklamayı biliyoruz. PKK henüz resmen üstlenmedi. Bir de bu üstlenme olayının ne kadar gerçekten o örgüt mü yaptı onu da Türkiye'de zannediyorum o teknoloji henüz gelişmedi. Benim bildiğim İrlanda'da İran'ın üstlenmesi olaylarını emniyet güçleri gerçek mi sahte mi olduğunu tespit edebiliyor. Ama bizde de zannediyorum artık eskiye göre teknoloji gelişti ve gerçekten PKK işimi ve üstlenme olayının o örgüte ait olup olmadığı da tespit edilebiliyor örgütten bağımsız olarak. Fakat ben şunun evet. altını çizmek istiyorum. Şimdi bakın. Niye demokratikleşme diyoruz? Niye şeffaflık, hesap verilebilirlik diyoruz? Bunun altını çizen bizim gibi insanların en önemli amacı, hedefi burada bir derin devlet parmağının da olup olmadığının ortaya çıkarılmasıdır. Şimdi bize bir takım davalar devam ediyor. Bu iddianamelerde tabii ki henüz kanıtlanmış değil. Fakat bir takım iddialar var evet. ve PKK ile derin devlet bağlantıları bunların hepsinin ortaya çıkması çok önemli. Çünkü terörle mücadele Türkiye'de 26 yıldır evet. Ta ki 2009 yılına kadar hükümetin demokratik açılım evet. projesiyle birlikte aslında güvenlik güçleri tarafından yürütüldü. Siyasi direktif, siyasi iradeyi göremiyorduk. Dolayısıyla orada gri alanlar çok fazla. Peki, Evvel Sezgin, şimdi Lale Kemal'in söyledikleri önemli bu polis meselesinde ama şunu size sormak istiyorum. Biraz önce dediniz ki bu işten zarar yani PKK da bu iş aslında böyle olsun istemez. Ama bugün baktığımızda Aysel Tuğluk bugün gerçekten kötü şeyler olacak son derece aslında yani bir anlamda tehditkar bir cümle. Başbakan Erdoğan'ın da çok sert konuşmasına yol açtı. Adam öldürerek bir yere varamazsınız dedi. DTK'nın yaptığı doğru mudur? Yani zaten dünkü saldırıyla gerilmiş bir ortamda iyice belki PKK resmen üstlenmemiştir diyorsunuz ama DTK'dan gelen bu açıklama BDP'nin de Kürtlerin de elini kolaylaştıran ya da bu saldırıyı açıklayabilecek bir açıklama gibi görünmüyor. Katılır mısınız? Şimdi bir kere ben PKK demedim, PKK demedim, şey dedim, yani Abdullah Öcalan dedim. Peki. PKK yaptı demedim. Değil mi? PKK fayda sağlamaz demedim. Bir bütün olarak. Ben Abdullah Öcalan'ı kastettim. Nedeni de basit. Burada ayrıştırıyorsunuz. Devletle görüşme yapıyor dedim. PKK içindeki ayrışmalara mı gösteriyorsunuz? Yani PKK'nın içerisinde evet evet. PKK'nın içerisinde bazı unsurlar bu savaşın devam etmesini isteyebilirler. Bazı unsurlardan bahsediyorum. Evet. Onun için ayırıyorum. 15 Haziran'dan bahsediyorum. Kendisi de Abdullah Öcalan da evet. 15 Haziran'dan bahsediyor. Peki. Bu birincisi. İkincisi bu çatışmanın ben BDP'ye yarayacağını hiç düşünmüyorum. Bu çatışma BDP'ye falan yaramaz. Dolayısıyla da Aysel Tuğluk'un da yaptığı açıklamayı yüksek volümden yaptığı açıklamayı da doğru bulmuyorum. O düşüncelerini daha üslubuna uygun olarak dile getirebilirdi düşüncelerini. Dolayısıyla bizim yapmamız gereken şey esasen aşağıya çekmektir. Gerginliği aşağıya çekmektir. Burada ben şahsen hükümetinde ve de ben de buradan bir fayda sağlamayacağını düşünüyorum. Başkaları sağlayabilir ama. Evet. Peki Özcan Bey, şimdi biraz önce Lale Kemal özellikle muhalefetin bu noktada sorumluluğuna dikkat çekti. Gerçekten Başbakan Erdoğan'ın biraz daha milliyetçi vurgularla özellikle demokratik açılımı yaptıktan sonra seçim dönemine girildiğinde milliyetçi tabanı belki seçmenlerin de içine yani kendisinde tutabilmek için açıklamalar yaptığını biliyoruz ama Devlet Bahçeli'nin de genel başkanı, MHP genel başkanı da çok sert açıklamaları var. Bu anda muhalefetin de ortamı kışkırttığı, özellikle MHP'nin mesajlarıyla iyice hükümetin elini kolaylaştırmadığı, sıkıştırdığı yorumlarına katılıyor musunuz? Çünkü görüldü o ki birileri bu sertleşmeden, siyasilerin arasındaki sertleşmeden sokakta güç kazanıyor. Tabii ki katılmıyorum. Çok açık söyleyeyim, Türkiye'yi hükümet yönetiyor. Yani hükümetin demokratik açılım ya da Kürt açılımı ya da birlik, beraberlik, kardeşlik adı altında ne yüdüğünü kendisi de bilmediği,
içine ne koyacağından haberi olmadığı, sanatçısına, sporcusuna bir takım insanlarla görüşerek bir yol haritası ortaya koymaya çalıştığı bir dönemde ve bir yaklaşım içerisinde muhalefetin görüşlerine, muhalefetin düşüncelerine, muhalefetin yaklaşımlarına bu konuda itibar dahi edilmemiştir. Tenezzül edip söylenmemiştir. Muhalefeti bırakın, yani hep aynı türde düşünen, aynı biçimde düşünen insanların görüş ve düşünceleriyle kendilerine göre bir açılım projesi ortaya koymuşlardır. Onun da içinde ne var ne yok, kendilerinin de haberi yok. Adını bile koymakta uzunca süre tereddüt geçirmişlerdir. Bugün bile hangi noktada durduklarını kimsenin tayin etmesi mümkün değil. Zaten bu çelişkiler bunu ortaya koyuyor. Sayın Sezgin diyor ki PKK'ya yaramaz ve BDP PKK yapmadı ya da işte şeyinde BDP'ye de bu iş yaramaz diyor. Ya da Öcalan işte bu görüşmeleri sürdürüyor. Onun içinde işin içerisinde onun söylemleri onun söylemleri etkili olmamıştır diyor. Halbuki çözüm umudum kalmadı diyor Öcalan. Bakın çözüm umudum kalmadı diyor. Bir ikincisi de diyor ki benden bir takım insanlarla görüşüyorum ama bu insanların yetkisi yok. Kabul ettiremiyorlar görüşlerini. Ve 15 Haziran'a kadar da bir eylemsizlik kararı var. Ve dolayısıyla bugün bu bir sandığı sabote ederim. Demokratik ortamı zehirlerim ve tartışmaya açık hale getiririm operasyonudur. Ve Öcalan'ın elini güçlendirmeye yöneliktir. Kimse PKK'yı aklamaya ya da bu işi gidip derin devlete, yufka devlete veya bir takım istihbarat unsurlarına bağlamaya kalkışmasın. Çok evet. Açık bir şekilde PKK eli kanlı terör örgütüdür. Ve bu terör örgütü terör yapmaktadır, insanlar öldürmektedir. Ve dolayısıyla bunlar kontrolsüz bir güçtür. Evet. Ülkenin içerisine sızmışlardır. Ülkenin içerisinde silahla dolaştırmaktadırlar. Bunları dua ederek bunların elinden silahlar almanız mümkün değil. Vereceğiniz her taviz arkasından başka tavizleri getirecektir. Evet. Terörle mücadeleyi siyasal, ekonomik, kültürel olduğu gibi asker elinden silahı alacak peki. Şekilde getirip ve denetim altına almak gerekir. Peki, bu dua ile olacak bir iş değildir. Tamam. Yani Özcan Bey. Şimdi döneceğim tekrar. Buyurun Enver Bey. Özcan Bey kendisini seçim meydanında sandı galiba. Gitsin seçim meydanında propagandasını yapsın da memleketin en önemli meselelerinden birini konuşuyoruz. Ya sonra ekleme cevap verin. Bağırarak çağırarak olmaz. Ben sizi kesmedim. Siz de dinleyin. Neyle olur? Sen adam öldürerek mi olur beyefendi? Bir dinleyelim de ondan sonra dönelim Özcan Bey. Buyurun Enver Bey. Ya bir efendi olun bir kere ya. Tamam Enver Bey, şimdi, buyurun siz. Siz efendi olun ya diyen sizsiniz. Bunu yapmadı demedim. Bir dinleyelim Özcan Bey. Buyurun Enver Bey. Ya efendi olur musunuz beyefendi? Enver Bey. Efendi olun. Siz yavuz konuşmaz mısınız beyefendi? Enver Bey. Siz efendi siz olun. Bana efendilik öğretemezsiniz. Siz kendinize bakın. Özcan Bey bir saniye. Enver Bey buyurun ne söylemek istediğiniz? 35 bin kişinin katiline sebep olan bir örgütten bahsediyoruz. Özcan Bey kabadayılık yapacaksanız kabadayılık yapılacak yer televizyon değildir. Başka yerde. Özcan yapalım. Bey pardon. Tamam Enver Bey. Kabadayılık falan yok. Özcan Bey rica etsem Enver Bey'in ne demek istediğini bir anlayalım. Size de cevap hakkı vereceğim. Buyurun Enver Bey. Siz benim buyurun söylemek istediğinizi söyleyin lütfen. Şimdi Özcan Bey beni dinlememiş ya da dinleyememiş ya da anlamamış. Bir. Ben PKK bunu yapmadı demedim. Ağzımdan böyle bir şey çıkmadı. Ben şunu söyledim. Ben internet sitelerini taradım. Ben buraya gelinceye kadar PKK'nın bir resmi açıklamasını okumadım. Yapmış da olabilir, yapmamış da olabilir. Zaten o kadar da önemli değil. İkincisi, ben Abdullah Öcalan'ın 15 Haziran'a kadar kendisine süre tanıdığını söylüyorum. Bu bir vaka ve 15 Haziran'a kadar da çatışmalarının tırmanmasını istemez doğal olarak. Çünkü devletle bir görüşme yapıyor. Söylediğim tamamen budur. Eğer Özcan Bey bir fikir söyleyecekse bu söylediklerim üzerine fikir söylesin. Söylemediğim üzerine fikir filan söylemesin. Ben tekrar başından söylediğimi söylüyorum. Gerginlik BDP'ye yaramaz dedim. Ben gerginlik PKK'ya yaramaz demedim. Çünkü bu gerginlik arttıkça ve çatışmalar yükseldikçe BDP'nin seçimlere girememe tehlikesi vardır. Neden vardır? Yarın Demokratik Toplum Kongresi toplantı yapacak ve boykotu görüşecek. Eğer bu çatışmalar devam ederse belki boykota dönüşecek. Dolayısıyla seçimlere hazırlanan, bağımsızlarla hazırlanan BDP seçimlere girememiş olacak. Nerede burada fayda? Bahsettiğim budur. Oylarını artırır artırmaz. Ondan bahsetmiyorum ben. Gerginliğin. Ama genel olarak bu ne demektir peki? BDP'nin seçimlere girememesi ne demektir? Türkiye'nin bazı illerinde gerçek anlamda seçim yapılmaması demektir.
Ve dolayısıyla da Türkiye'deki bu önümüzdeki seçimlerin meşruiyetinin tartışılması demektir. Peki kim ister böyle bir şeyi, seçimi? Ben şahsen istemem. Ben Türkiye'de her türlü görüşüm seçimlere demokratik bir yarışma içerisinde girilmesinden yanayım. Ve evet, ancak sorunların böyle çözüleceğinden yanayım. Çözüm yeri parlamentodur. Evet. Nokta. Söylediğim budur. Lale Kemal, bu, şu Aysel Tuğ'un bugünkü açıklamaları konusunda ben sizin de görüşünüzü almak istiyorum. Çünkü gerçekten sıfır noktasındayız. Çok kötü şeyler olacak. İstediğimiz hiçbir şey yapılmadı. Bunlar BDP'yi gerçekten tıkayan açıklamalar gibi geliyor mu? Bir de Başbakan Erdoğan'ın tabii ki yine sert açıklamaları. Şimdi ben Aysel Tuğ'un açıklamalarını sert buldum ve gereksiz gerilimi arttıracak tonda buldum. Mesela açıklamasının bir yerinde Libya'yı, Suriye'yi örnek gösteriyor. Şimdi ne alakası var? Yani bir yanda Avrupa Birliği'ne aday ülke, bütün eksiğine rağmen, zafiyetlerine rağmen, bir yanda 50 küsür yıldır NATO üyesi bir ülke. Yani orada benzetmelerini tamam anlıyorum ama çok yanlış yerden giriyor bence BDP. Zaten ben BDP'nin geçen yıl anayasa değişiklik paketine yönelik tutumunun BDP'nin en azından demokrasinin geliştirilmesi anlamında katkıda bulunmamasını hayretle izlemiştim ve bu anlamda BDP'nin Türkiye'nin demokrasinin gelişmesi anlamında bir katkısının son bir yılda olmadığını düşünüyorum. Fakat deminki sözlerle ilgili bir vurgu yapmak istiyorum. Bakın, gelişmiş ülkelerde, demokratik ülkelerde ulusal çıkarı ilgilendiren konularda terör diyelim, dış politika, muhalefet ve iktidar el birliği içinde o sorunu çözmeye çalışır. Demokrasi dediğimiz vakit etkin muhalefetten bahsetmemiz gerekir. Yani bir ülkede zayıf parlamento, zayıf muhalefet, güçlü iktidar olmamalı demokrasilerde. Dolayısıyla Türkiye'yi hükümet yönetebilir ama ulusal çıkarı ilgilendiren kangren olmuş Kürt sorunu gibi sorunların çözümünde parlamentoya, sivil toplum kuruluşlarına, o ülkede yaşayan bireylere çok önemli görevler düşmektedir. Bunu bir kenara atıp hamasi nutuklar atarak biz bir yere varamayız. Ve kamuoyunu da bir kısmını en azından yanıltma yoluna gireriz. Evet. Mesela burada ben TESEV'in son batıdaki Türkler, Kürtler hakkında ne düşünüyor raporunu okumayanlara kuvvetle sağlık veririm. Çünkü Türkiye'nin en önemli handikaplarından birisi Kürtlerle ilgili Türklerin sorunu anlayamaması, empati kuramaması. Evet. Özcan Bey, kısacık. Şimdi Lale Hanım'ın oluyor. Lale Hanım'ın değerlendirmesi önemli. Bir yandan da sizin de sözlerinize cevap niteliğinde yorumunuzu merak ediyorum. Buyurun. Şimdi onu söyleyeyim. Bir defa bu bütün yandaş medya 24 saatte 48 saat muhalefeti eleştirmekle meşgul. Ben bir şey söyledim. Bu iktidar bu açılım projesini devreye sokarken muhalefetin bir mutabakatını almadan, muhalefet ne düşünüyor, ortak paydasını almadan kendi başına ortaya attı ve kendisi sürdürdü bunu. Dolayısıyla buradaki bütün olumlu ya da olumsuz gelişmeler doğrudan doğruya kendisiyle yakından, iktidarla yakından ilişkidir. Bu bir iktidarın tavrıdır. Şimdi diğer tarafa gelince bakın BDP gerilimden beslenen bir partidir. Söylenenin tam aksine gerilimi artırmak ve dolayısıyla yandaşlarını bir anlamda kendi etrafında bu gerilimi kullanarak toplayabilmek için çadırından sivil itaatsizlik çabalarından diğerlerine kadar her şeyi egzajere ederek, kışkırtarak, evet, bunu bir anlamda sokak çatışmalarına çevirerek insanları, kendi yandaşlarını iri ve diri tutmaya çalışıyor. Evet. Yine Türkiye'de bakın bir süre önce Yüksek Seçim Kurulu'nun vermiş olduğu bir münasebetsiz karar dolayısıyla ortaya çıkan olaylardan sokağa yönelik bir şiddet eylemi başlatıldıktan sonra Yüksek Seçim Kurulu'nun bir anlamda geleneksel ve teamüle dayalı ilkeleri bir kenara atılarak
özellikle verdiği karardan geriye çark ettiğini, evet, hatta 1,5 sene hapis alan bir milletvekili adayının bu seçime girebilmesi için bunun 6 aya indiren bir kararı 2 saatin içerisinde mahkemenin verdiğini biliyoruz. Evet, dolayısıyla peki, şu ortaya çıktı. Demek ki sokaklarda bir takım hareketleri birileri yaparsa, birileri bir dayatma ortaya koyarsa, bu dayatma sonucunda ilgili kurumlar dize geliyor. Peki. Bu bakımdan da ben biraz önce peki, Öcalan'ın söylediği şu cümleyi tamamlayayım isterseniz. Buyurun. Öcalan'ın da bir çaresizlik içerisinde konuşması sonucu Öcalan'ın elini güçlendirmek için böyle bir eylemin yapılabilir olduğunu söyledim. Peki. Görüşüm budur. Son olarak Emel Sezgin, çok zaman, çok az zamanım kaldı ama şimdi bu bir kere gerilim ile buyurun. Buyurun sorun. Sizin söyleyecek buyurun, bir şeyiniz sorun var. Onu unutmayın, onu söyleyeyim. Bir de şunu söyler misiniz lütfen? Şimdi YSK'nın kararından sonra ve karardan sonuçta dönüldü. Adaylar girebiliyorlar ama hem %10 barajı hem de KCK davasıyla ilgili giderek tutuklamaların artması sokakların durulmasının önünde bir engel. Bu anlamda BDP de bu gerginlikten yararlanarak belki seçimlerin yani engellenmesi, iptal edilmesi, boykot edilmesiyle bu meselelerin çözümünde de bir takım adımlar atılmasını bekliyor ya da en azından seçimlerin ertelenmesi söz konusu olabilir, planı yapıyor der misiniz ya da var mıdır böyle bir hesap sizce? Ben seçimlerin ertelenmesine dair bir plan olduğunu düşünmüyorum ama şimdi bir kere bu gerilim ile şiddeti birbirinden ayırmamız lazım. Yani evet, her seçim dönemi Türkiye'de bir takım gerilimler olmuştur. Ama illaki şiddet olacak diye bir şey yoktur. Benim bahsettiğim şiddettir. İkincisi, bakın KCK davası başladı. Şu anda KCK davasını yürüten mahkeme bile nasıl götüreceğini bilmiyor. Evet. Yani devlet KCK konusunda sınıfta kalmıştır. Dolayısıyla KCK davası da Yüksek Seçim Kurulu'nun aldığı birinci karar da evet, tabii ki bir gerilim yaratmıştır ve bu gerilim etrafında bir takım siyasi hesaplar yapılmıştır. Bu da doğal bir şeydir. Bu normal bir şeydir. Seçimlere peki, giriyoruz ve herkes bir takım seçim hesapları yapacaktır peki, diye düşünüyorum. Bunu mümkün olan bir biçimde asgaride tutmaktır bu şeyi, gerilimi ve illaki şiddete bulaştırmamaktır. Peki. Üç konuma da çok teşekkür ediyorum. Bana tanınan süre bitti. Lale Kemer'e, Profesör Doktor Özcan Yeniçeri'ye ve Enver Sezgin'e teşekkürler ediyorum. Şimdi kısa bir reklam arası vereceğiz. Reklamlardan sonra toparlayacağız. Bizden ayrılmayın lütfen. Ne oluyor'dan bu akşamlık bu kadar. Görüşmek üzere efendim. İyi akşamlar.